21 Haziran akşamı yılın en ama en uzun gecesi. Belki de futbol sezonunun en uzun gecesi şu anda Türk Telekom'da oynanıyor. Arena'da oynanıyor. Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya. Galatasaray ilk yarıyı 2-1 önde kapatmıştı. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Galatasaray var. Son 10 dakikadır tanınmayan bir Galatasaray var. Özellikle Ahmet'in kırmızı kart görmesinden sonra Galatasaray darmadağın oldu diyebiliriz. Lemina stopere geçti. Taylan stopere geçti. Taylan'ı aldı sonradan oyuna teknik direktör Fatih Terim. Seri günün en iyi isimlerinden bir tanesiydi. Hani kötünün en iyisi diyelim. Feguli çok iyi oynadı. Belhanda'nın zaman zaman iyi oynadığını. Galatasaray'da Galatasaraylı taraftarların aklına 10 numaramız varmış be dedirten bir futbol oynadı ki 8 numaralı pozisyondaydı bu akşam. Ama şunu söyleyeceğim. Biraz önce 90+4'te değil mi arkadaşlar? 90+4. Tam 90+4'te Galatasaray gol yedi. 3-3 oldu skor ama bir anda ortalık karıştı. Çünkü neden? Bir dakika öncesinde, golden bir dakika öncesinde Jimmy Durmaz omuz omuza giderken kendisine faul yapıldığı görüşündeydi. Galatasaray yedek kulübesi ayağa kalktı ve itirazlar vardı. Golden sonra, 3-3'ten sonra teknik direktör Fatih Terim, notlarımızı alıyoruz bu arada. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları bu arada yayındayız. Teknik direktör ve kurmayları itirazlarda bulundu. Arkadaşımız yayında olduğumuzu unuttu. İtirazlarda bulundu sevgili seyirciler. Sonrasında olanlar oldu ve karşılaşmanın hakemi bir anda soyunma odasına gitti. Soyunma odası diyorum. VAR'a gitti. VAR'da pozisyonu izledi. Pozisyonu izledikten sonra golü geçersiz saydı. Şimdi skor 3-2 ama bu defa Gaziantep Futbol Kulübü kenar yönetiminden itirazlar var. Tribündeki Gaziantepli futbolculardan itirazlar var. Protokoldeki Gaziantep'lilerden itirazlar var. Gaziantep tribünlerinden, yani seyirci yok ama Gaziantep'teki Gaziantep taraftarlarından, Türkiye'nin dört bir köşesindeki Gaziantepli taraftarlardan itirazlar var. Demiştim size 21 Haziran programa başlarken yaklaşık 2-3 dakika öncesinde 21 Haziran yılın en uzun günü. Bugün sabah saat 9'da falan kalkanlar görmüşlerdir. 6'dan itibaren, 5'ten itibaren güneş doğmaya başlarken güne merhaba diyenler görmüşlerdir. Güneş tutulması vardı ve bu birçok şeyin habercisi aslında. Bizim programımızda da bu tip şeyler işte her zaman biliyorsunuz ön plana çıkıyor. Ve biz de birazdan Ahmet Çakar, Sinan Engin, Ümit Karan, Abdülkerim Durmaz'la konuşacağız. Gaziantep penaltı kazanmış. Yani Türk Telekom'da neler oluyor? Şu anda Onur Yıldız içeriden bana anlatıyor pozisyonu. Aslında Onur bağlansa anlatsa çok güzel olur. Bir 90+13, yani yılın en uzun gecesi maçın, yani maç çok uzun. Uzun bir maç. 90+13 ne demek? Yani 90+13 yılın en uzun gecesi 21 Haziran ve sezonun en uzun maçlarından bir tanesi. Yani geçen haftalarda bir tane daha oldu böyle. Ama bu tuhaf bir durum oluyor şu anda ve Onur Yıldız'a bağlanacağız hemen. Sevgili yardımcım Onur Yıldız anlatacak. Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması, Türk Telekom'da neler oluyor? Hepsini anlatacak ve hemen Onur Yıldız'la bağlantıya geçeceğiz. Çünkü hani ben pozisyona daha vakıf değilim, o daha vakıf. Anlatacak birazdan da yorumcularım da burada olacaklar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'dayız. Beyaz Futbol Gecesi. Beyaz Futbol Gecesi etiketiyle bizlere yazabilirsiniz Twitter'dan. Instagram adresim Ertem Şener. Instagram'da Ertem Şener adresinden de bana bol bol DM atabilirsiniz programla ilgili olarak, Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla ilgili olarak. Galatasaray eğer bu golü Onur evet, Yıldız. Evet Onur Yıldız. Şu anda dakika 90+14 Ertem Şener Maxim kullanacak penaltıyı. 90+14. dakika, yani 104. dakika. Galatasaray 3-2 önde. Gaziantep penaltıyı kullanmak üzere, hakem işaretini şimdi verdi. Maxim geldi. Maxim de 3-3 oldu. 3-3. 3-3'lük beraberlik. 90+15'te çok enteresan bir gol. Çok enteresan bir gece. Ve Galatasaray son saniyelerde yıkıldı diyebiliriz. Ertem Şener 3-3 şu anda skor. İnanılmaz bir sevinç var şu anda.
Gaziantep tepesinde Galatasaray'da büyük bir şok var. Hakemin etrafını sardı Galatasaraylı futbolcular. Peki penaltı gerçekten penaltı mıydı Onur? Ümit Hocam seni de böyle alabilir miyiz? Mikrofonun takıldı mı? Penaltıydı. Ceza sahası içinden en direkt serbest vuruş kazandı Gaziantep Spor. Bu en direkt serbest vuruşu paslaşarak kullandılar. Ve bu paslaşma esasında bir faul oldu. Ve en direkt serbest vuruşun hemen ardından penaltıya hükmetti hakem. Ve sonrasında da çok uzun itirazlar vardı. Ve şu anda da o itirazlar devam ediyor. Galatasaraylı bütün futbolcular şu anda hakemin etrafını sarmış durumdalar. Çok gergin bir atmosfer var. Olaylar Onur, Galatasaraylı futbolcular penaltıya mı itiraz ediyorlar hala? Neden bitirmediğine itiraz ediyorlar bir yanda. Hem penaltıya hem neden bitirmediğine itiraz ediyorlar. Aslında itiraz ettikleri olaylardan biri de şu. Yazalım Onur Yıldız'ı arkadaşlar. Kaleci Okan topu elinden geç çıkardı. Topu elinden geç çıkarınca en direkt serbest vuruş verdi maçın hakemi. Asıl itiraz buna. Yani 6 saniyeden fazla tuttu. Biraz oyaladı diyor topu. Ceza sahası içinde. Kaleci Okan için böyle bir karar verdi hakem. Ve sonrasında bu en direkt serbest vuruş kullanıldı. En direkt serbest vuruşun hemen 1 saniye sonrasında penaltı oldu. Buna itiraz ediyorlar. Neden en direkt serbest vuruş verdiği şeklinde bir itiraz var. Evet. Bitti mi Onur maç? Evet, maç bitti. Maç bitti. Şu anda bitti. Galatasaraylı futbolcular maçın hakeminin etrafını sardılar. Şu anda hakem üçlüsü yeşil zemini terk etmeye çalışıyor. Galatasaraylı oyuncuların itirazı. Fatih Terim ne yapıyor Onur? Şu an itibariyle Fatih Terim'i göremiyorum. Henüz Fatih Terim gözükmüyor buradan. Fatih Terim henüz gözükmedi. Teşekkürler. Onun etkisini şu anda göremiyorum. Teşekkürler Onur Yıldız. Rejiden direkt olarak yayınımıza bağlandı. Çok teşekkür ederim Onur. Biz seninle sürekli zaten irtibattayız Intercom'dan. Teşekkürler. Ümit Hocam, aslına bakılırsa şimdi kimse yanlış anlamasın. Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması 3-3 bitti ama dünyanın her yerinde yani 6 saniye kuralı... Ben Alper Ulusoy tarih yazdı ya bugün. Yani Galatasaray'ı... Yani hani 6 saniye 7 saniye oluyor ama saydı mı acaba? Onu merak edeceğim. En fazla 1 saniye geçti. Yani Türkiye'de ne zaman böyle bir pozisyonda free kick verildi yani? Ben ilk kez böyle çift vuruş gördüm yani. Türkiye tarihinde görmedim ya. 10 saniye tutan kaleciler var topu ya. Böyle bir şey yok. Alper Ulusoy golü kendisi uydurdu ya. Penaltı pozisyonu kendisi yarattırdı ya. Böyle bir hak yemek yok yani. Alper Ulusoy bugün Galatasaray'ın hakkını yedi ya. Böyle bir şey yok ya. Ya çok sinirliyim, kusura bakma, şu an sinirden konuşamam ama böyle adaletsizlik yok ya, böyle bir şey yok yani. Yazık günah, vallahi yazık günah ya. Evet, 3-3'lük beraberlik. Daha onun öncesinde hani hep söyledim, programa başlarken de söyledim. 21 Haziran gecesi yılın en uzun gecesi sevgili seyirciler ve 21 Haziran gecesinin yanında günün sezonun en uzun maçı oldu neredeyse. Yani 90+15'ler falan oynandı ve Galatasaray cephesinde büyük bir şok var. Büyük bir üzüntü var şu anda çünkü artık Galatasaraylılar şunu bekliyordu. Yarın Trabzonspor Alanya'ya puan kaybedecek. Önümüzdeki hafta Galatasaray Başakşehir'den puan alacak. Trabzon Türk Telekom'a gelecek. Yani bu şekilde matematik hesapları yapılıyordu şu anda. Sürekli olarak hesaplar yapılıyordu ama öyle bir sezon yaşıyoruz ki Sinan abiyle dün de konuştuk bunu. Hani Beşiktaş şampiyonluktan koptu. Faletti'ye bakılırsa Fenerbahçe için şampiyonluk şansı zora girdi ama birazdan tabii ki Abdülkerim abiye soracağım onu. Sinan abinin şaşkın bakışları. Faletti onu söyledi. Dedi ki evet, şampiyonluk şansımız zora girdi dedi. Bu şekilde şampiyon olamayız dedi. Vallahi bak, şaka yapmıyorum. Puan durumundan falan haberi yok herhalde onun. Efendim? Puan durumundan haberi yok. Puan durumunu kimse göstermedi herhalde. Nerede oynadığını biliyor mu? Hangi takımda? Biliyor Fenerbahçe'de. Hey. Oh. Abdülkerim abi kahvesine döndü. Yani Ertem'cim, Ümit Karan kardeşim içeride çok sinirlendi. Çok da üzgün görüyorum. Ümit'cim boş ver, sıkılma. Bak ben nasıl artık görüyorsun değil mi? Ben her şeye alıştım. Abi bak, sen yani yıllardır top oynamış. Sen de bir kahve söyle, kendine gel. Yıllardır top oynamış. Böyle uydurma pozisyonlar gördün mü ya? Alper Ulusoy bugün tarih yazdı ya. Öyle ama ben bu sene çok Fenerbahçe'nin çok hakem hataları gördüm. Burama, iki haftadır Galatasaray büyük operasyon hani var. Hani bir kere de siz bir şey yaşayın yani. Galatasaray yarışta kopartmak için her şey yaptılar abi. Biz 6 aydır bize yapılıyor. Biz söylediğimizden beri kimse gülüyordunuz.
Onun için sakin ol. Söyle kahveni. Vallahi hayat kısa oğlum, üzülmeye değmez. Vallahi kısa. Nasıl? Bak ben burada takıma üzülmüyorum. Ben burada Alper Ulusoy'a kızıyorum abi. Takıma ne kızma kızma, onun hakemlik takım... hayatı bitti, bitirdiler o çocuğu. Bence de bitmesin zaten. Bitirdiler. Yapmasın zaten hakemliği. Gitti var bir saat pozisyona bak diye. Adam itiyor 2.50 hali, ona bakıyor 2 saat ya. Sakin sakin. Vallahi bir kahve. Bir ne kahve. Sakin abi? Ümitçiğime bir kahve verin. Oğlum bak ölümlü dünya. Büyük operasyon yaptılar ya. Böyle ölümlü bir şey yok. Dünya. Bunlar zaten... önemli fani şeyler. Boş ver. İkinci gol offside bana göre. Onu vermiyorsun. Biz, bırak abi. Bize abi. Neler yapıldı Ümitçiğim bu sene. Hep güldün geçtin. Bak, Cüneyt Çakır oğlum. Var zaten vardı. Zaten Galatasaray'ın kazanma şansı yoktu. O Cüneyt Çakır'la bizi 21 yiyorsa. Hayır şunu söyleyeceğim. O zaman Galatasaray'ın golünü niye iptal etsinler? Zorla artık, mecbur. Bunu nasıl göz göze bir saat düşündü nasıl iptal edeceğim diye yol aradı kendisine. Ya o normalde golü vermişti. Yani ısrarla Cüneyt çağırdı da ki, çünkü o kadar net bir fauldü yani. İşte ilahi adalet bu, biliyor musun? Hani hoca geçen dedi ya ilahi evet, adalet evet. diye. Hani hakem affedersin sahtekarlık yapmaya çalıştı. Yani golü iptal etti. Yolunu aradı. Ama ne oldu? İki dakika sonra kaçamıyorsun abi. Ama Sinan abi, doğrulardan ama kaçamıyorsun. Ama, İki dakika sonra ama oldu? Pozisyonu kendisi yaratıyor. İşte kendi yarattı. Çünkü niye biliyor musun? Yani tahmin etmedi şimdi. Oradaki o pozisyonu da tahmin etmedi gol olacağını. Yani penaltı olacağını. Ya. Dolayısıyla ne oluyor? Tökezleniyorsun abicim. Sahtekarlık, cinlik yaparsan sen orada ver golü. Yapsın 3-3 bitti. Hiç buraya da kalmayacaktı iş. Yani gene sonra... kalacak. Galatasaraylar o zaman şeye itiraz edecekler. Kenarda yine Cemi şey. Durmaz'ı ittiler. Aynen. Eliyle foul'ü vermedi diye. Ona itiraz edecekler. Şimdi her türlü. Bugün Galatasaray ekarte edildi. Zaten ekarte geçerli. Her türlü itiraz edecek. Geçen hafta ekarte olmuştu. Şimdi Galatasaray nasıl camiası. Nasıl olmuştu abi? Ölüm böyle şey? Şimdi Galatasaray camiası. Dur Sinan bitirsin. Galatasaray camiası şimdi her türlü itiraz edecek. Ben adalet olarak söylüyorum. Yani hakemin şimdi şeytanlığını düşünüyorum. Orada yani golü iptal ediyorsun. Sonra ne oluyor? Bir dakika sonra başına bela geliyor tekrar. Ne geliyor? Orada bir tane yoktan var ediyorsun bir tane şeyi, ne o? Pozisyonu foul diye veriyorsun. Çift gereksiz. Vuruş veriyorsun. Çift evet. vuruşu veriyorsun. Ve o çift vuruş kalkıyor. Orada penaltı oluyor. Yani vermek zorunda kalıyorsun o penaltıyı. Penaltı çünkü o. Çünkü evet. maçı 3-2 bitirmek istiyor hakem. Aynen. Alper bitirmek istiyor maçı. Ama bitiremiyor. Çünkü ilahi adalet diyor. Adamın hakkı 3-3. Hmm. Hakkı. Buradan Gaziantep'in hakkı bir puan almak. Sen olursa olsun. Niye nasıl böyle diyorsun sen? Abi? Niye böyle? Hakkı? Sen o zaman Ümit'le aynı düşünmüyorsun. Niye? Nasıl hakkı? Yani nasıl Galatasaray hakkı diyor ki sen ne diyorsun? Bu 8 saniye uydurdu diyorsun. Tamam. Ama ondan önce de Galatasaray'ın 7 gol bariz foul diyorsun. Demek hayır ki çünkü... ben demiyorum bir şey. Değil mi? Hayır canım, gol bana göre. Onlar... Ha o gol. Ha, sana göre foul değil mi? Hayır oynattı bravo, orada. Bravo bravo. Hayır nasıl foul tamam. değilmiş demiş. Ne var mı pozisyonu? Bravo Sinan. Şimdi nasıl anladım, foul değil tamam. abi? Oynattı. Hayır. Olur mu öyle şey? Hayır, ne bariz foul. Ben hakeme. Evet. Benim, arkadaşlar benim yorumum önemli değil. Burada benim ne yaptım ne dediğim evet. önemli değil hakem. Evet evet. Ben hakemin düşüncesinden bahsediyorum. Evet. Hakem burada şeytanlık yapıyor. 3-2'ye bitirmeye çalışıyor işi. Aynen. Ama ne oluyor? 10 saniye sonra, 20 saniye sonra. Sinan abi nasıl şeytanlık yapıyor ya? Uydurma pozisyon yaratıyor. Nasıl şey yarat, nasıl bitirmemek için yaptı zaten. İşte maçı 3-3 bitsin diye yaptı. Bunu tahmin etmedi Ümit. Şimdi hangi bu zamana kadar? Canım orada hangi penaltı yapmasaydı bitmişti maç 3-3. Kaç tane yani, çift vuruşu zamana kadar? Penaltı oldu. Hayır. Ama kaç tane çift böyle pozisyonda kim hani kaç tane pozisyon gördü? Mecbur kaldı. Kaç tane pozisyon gördü böyle? Mecbur kaldı onu. Bakın mecbur kaldı. Demek ki yani Allah'tan ki bu maçta demek ki seyirci falan yokmuş. Seyirci olsa iyice dağılacak. Seyirci olsa bunu yapamaz ama 90+3'ten. Bakın arkadaşlar yine söylediğim gibi. 90+3'ten sonra bu kararları veremez. Ben hakemin yorumuna, ben kendi yorumumu demiyorum. Hakemin yapmış olduğuna. Hı-hı. Gol birazdan hoca daha teknik olarak hakem şeyini anlatacak. Ben diyorum ki bir gol oluyor. Sen diyorsun ki hakem hatasını hatayla örtmek istedi. Ama cinlik yaptı. Cinlik yaptı önüne geldi diyorum. İlahi adalet bu diyorum. Sen öyle diyorsun. Çünkü niye? Orada sen gidiyorsun faul yaratıyorsun. Yani bir EM daha yapıyorsun. Yaratıyor. Ama onun penaltı ve gol olacağını tahmin edemiyorsun işte. Ama onun o çok söylüyorum. Tehlikeli yer orası. Çünkü penaltı olmasa işte adalet olabilir. İşte onu söylüyorum. Adalet i̇lahi diye. Adalet diyorsun. Aynen ilahi adalet işte bugün bu oldu. Evet, Ümit sana katılmıyor ben ama. Hayır Ümit'in fikri ayrı. Ben evet. teknik olarak ben ne diyorum? Bak geçen hafta ne diyorum? Galatasaray'ın aleyhine hakem hataları oldu. Bugün oldu ayrı. Ben hakemi konuşuyorum. Hakem. Yani, eğer hakem haftadır büyük operasyon var ama Galatasaray'a hakem karşı. Hakem düzgün yani. Yönetse bu maçı. Var. Bu maç buraya gelmez. Ben bir yerine gireceğim. Şunu söyleyeceğim. Biraz önce dedim ki. Galatasaray'ı bitirdiler. Yılın en uzun gecesi derken. Bugün yılın en uzun günü. Futbolda yılın en uzun gecesi. Ayrıca yanlış anladı herhalde. Ertemciğim. Futbolda yılın en uzun gecesi diyorum sevgili seyirciler. Neyse boşver o kadar çok. Yok önemli çünkü. Önemli mi? Tabii. Şimdi
Tamam hakem hakem falan da. Galatasaray da biraz da kendine bakacak. Evet, üç ben geçen hafta bu Falcao Malcao falan dediğim zaman bir tane gol attı Falcao falan dediler. Galatasaray Ümitçim sen de santrafor oldun eksik oynuyor Galatasaray. Bak, yani biliyorsun şimdi, değil mi? Tamam. Hani bak, teknik olarak da bakmak lazım bir de Galatasaray'a. Oyuncuları eleştirmek başka bir şey. Buradaki yapılan... Hayır. Hakem de ayrı. Bak hakem konusunu ben anlattım. Ben kendi fikrimi söyledim adalet olarak. Ama Galatasaray takımı da iyi oynamıyor. Kötü oynuyor. Bak geçen hafta da kötü oynadı. Bu hafta da kötü oynadı. Eksik oynuyor derken. Rezil. Falcao hayal kırıklığı dedim. Bir tane gol attı. Bir tane önüne geldi yandan gördüm. 5. dakikada öyle bir şey yok ya. Onu, tamam. Ya, anlam veremem ya. Büyük hayal kırıklığı. Bir tek hali yok. Onun için ben onu söyledim. Galatasaray her maçını Falcao gol de atsa orada kimi de koysan gol atar. Paf takımından bir çizden oynasından gol atar. Falcao her oynadığı maçta Galatasaray maalesef eksik oynuyor. Bunu kabullensinler. Beni ilgilendirmez. Ben transfer olarak bakıyorum. İyi futbolcu babamın oğlu. Charlotte diyorum. İşte Vedat Münir diyorum. Geldi. Şöyleydi. Şimdi yerlerde sürünüyor. Yani neyse onu söylüyorum. Biraz da Galatasaray evet, teknik olarak abi, ona tamam. bakacak. Bir dakika. Bir saniye. Sana, bir saniye izin alacağım. Özür dilerim. Ümit. Ama bu hakemlerin Ümit kaptan. Olay değil yani. Ben geleceğim. Böyle sana şey geleceğim ama ya. Özür dilerim. Vallahi görmedim Ahmet hocam. Vallahi özür dilerim. Ümit kaptan bir saniye. Ya sakin ol. Hocam bir saniye. Müsaade eder misiniz? Edemem. Kamera benden çıkma. Ümit'e bak ya. Hiç alışık değil ya böyle şey. Hocam bir saniye. Tamam hocam. Necati. Saldırım var. Necati mi? Bunu doğrulaştıralım. Emin olalım. Öyle verelim. Problem var. Problem var. Vardır. Problem var. Bir ilerleyen dakikalar için. Emin olmadan hocam. Emin olmadan vermeyeceğiz. Doğrulatalım. Zaten Onur kardeşim de beni uyarıyor o konuda. Söylemiyoruz ama şu anda Türk Telekom'da Arbede var. Yok Arbede demeyeyim. Demeyeyim. Yine ben demeyeyim. Bir şey demeyeyim. Bir de korkma ya. Ne doğrulatalım. Yok hocam. Habercilik açısından. Haber ahlakı hocam. Vardır. Bir geçelim. Evet Ahmet hocam. Vardır. Ben tüm Trabzonspor camiasını buradan uyarıyorum. Diyeceksiniz ki ne alaka? Hiç ne alaka? Şöyle tabii ki. Ne alaka? Galatasaray maçı geliyormuş. Geliyorum. Ben çünkü Allah Allah. Hepiniz benden zeki. Hepiniz benden görgülü, hepiniz benden hayat deneyimi olarak yüksek insanlarsınız. Belki Ümit yaş gereği daha aşağıda olabilir. Yaş gereği. Çok güzel. Estağfurullah hocam. Hepiniz milli takım seviyelerinde futbol oynadınız. Ama benim sizden bir fazlam var. Yani hocam uluslararası ve Türkiye'nin en büyük hakemlerindensin. Ben bu hakem camiasında birisi çok affedersiniz, herkesi bağışlasın. Birisi yellenmişse o gün orada neler olduğunu hissederim. Operasyon aslında. Bakın tekrar söylüyorum. Trabzonspor camiası. Siz bana ne kadar yakınsanız Başakşehir'de o kadar. Tıpkı Karspor, Vanspor, Hakkarispor'un yakın. Benim babamı tanımam. Sinan Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ister. Apo haklı olarak Fenerbahçe, Ümit Galatasaray. Buna lafım yok. Sen? Ben umurumda değil kimin şampiyon olacak. Peki. Ben gördüğüm yanlışları söylerim. Peki. Bir. Cuma gecesi Başakşehir Ankara Gücü maçının Hüseyin Göçek. Bu akşam Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü maçının hakemi Alper Ulusoy ve yarın akşam bana göre şampiyonluğun düğün maçlarından biridir. Alanya Trabzon maçının hakemi Atilla Karaoğlan. Doğru mu? Çek edelim. Atilla Karaoğlan. Atilla Karaoğlansa bu işte çok ciddi operasyon. Atilla Karaoğlan değil mi arkadaşlar? Atilla Karaoğlan olduğunu tahmin et. %99. Trabzon maçında mı diyorsun? Doğru. Yarın akşam 24 saat sonra Alanya'da oynanacak. Ve Trabzon ve Başakşehir'i hatta belki Sivas'ı hatta Galatasaray'ı bu gelecek direkt ilgilendirecek. Şampiyonluk düğümünde çok kritik. Trabzon'u benim şahsi görüşüm bozarsa bir tek Alanya'yı bozabilir. Ondan sonra nispeten mütevazi. Galatasaray'a gelecek. Ya tamam be bu Galatasaray var ya. Kimseyi falan bozamaz bunlar. He? Bu Galatasaray kendini bozmuş çünkü. Oraya geliyorum. Ayrıca geliyorum. Operasyon var. Bu akşam Türk hakemliğinin rezil rüsva olduğu gecedir. Hocam bir dakika. Ne? Bir saniye. Öyle kolay geçiş yapamazsın. Hocam, yani şöyle kolay geçiş yapamazsın. Hocam, senin tabirinle söylüyorum. Yanlış anlamadım. Söylediğin yanlış anlaşılmasın. Söylediğin cümleler son derece önemli. Ben gerizekalı falan mı? Ben şimdi önemsiz mi konuşuyorum? Hayır. Hocam hayır öyle değil. Hakaret senden bir ricam olacak. Bunu açıyor. Bu önemli çünkü şu anda hatta arkadaşlarım da şu anda alt yazıları değiştirecekler. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Dinlesinler. Benim hakem camiasını konuşuyorum. Çarşambanın gelişi.
çarşambadan işledir. Çünkü bu hakemleri atayan adamların ben genetiğini biliyorum. Birçoğu benim yan hakemimdi. Bazılarıyla program yaptım Zekeriya Alp'le, diğerleri dördüncü hakemimdi. Mıcık mıcık bilirim onları, bilirim. Bilirim. Oh. Oğuz Sarvan'ı da bilirim, Zekeriya Alp'ini de bilirim, alayını bilirim. Perşembe günü hakemler açıklandığı vakit bu işte bir iş var. Ay. Bu iş çok tuhaf. Alanya-Trabzon maçın hakemi asla Atilla Karaoğlan. Ben yolda görsem tanımam çocuğu. Olamaz. Galatasaray geçen hafta Muslera'nın ayağı kırılmış. Hakemin suçu yok okey. Her ne kadar ötekinin diz bağları kopmuş. Hakem bir penaltı uydurmuş filan. Ondan sonra bu maçın hakemi Alper Ulusoy olamaz. Kim olmalıydı? Düşünürken geçen cuma gecesi Ankara Gücü Başakşehir maçın hakemi Hüseyin Göçek olmamalıydı. Çünkü bir sene önce çok ciddi bir problem yaşadı Başakşehir Hüseyin'le Adana'da. Evet. Çok ciddi problem. Ve Ankara Gücü'nün golünü Adana maçında vermediği veya verdiği hatalı golün günahını çıkartmak için verdi. Şimdi soruyorum bu gece Zekeriya Alp'e. Çift vuruşu niye verdi hakem? Size sormuyorum. Şu anda Zekeriya Alp evinde, Oğuz Sarvat evinde veya Riva'da TÜBİK hakemliğinin patronlarına soruyorum. Dakika 110. Tamam, golü kurallar gereği. O da bir eksiklik ama kurala uyuyor. Yani top bir dakika önce orada faul oldu. Oyun harici olması lazım, topun durması lazım. VAR hakem de orada faulü görmedin dedi. Bu da abes de oturttu. Abes tabii ki. Alper Ulusoy denen hakemlik nosyonu ve bilinci yetersiz arkadaşımız o golü geç iptal ettiği için her maçta 50 tane olan kalecinin 8 saniye ve üzerinde elinde topu tuttuğunu uydurdu. Aynen. Bak bugün dünyada her hafta Singapur'dan tut Kanada'ya kadar herhalde bir 150 bin maç oynanıyor amatör. Her maçta ben size en az 5 tane, bravo. Hiç 10 verilmedi. Tane bu zamana kadar hiç görmedim. Kalecinin hiç görmedim. 8 saniye. Ama ne yaptı? O golü iptal etti. Bir 8 saniye yarattı. Evet. Başka bir şey yarattım diyemez. Çünkü saat gösterdi. 8 saniye. Gitti o. Penaltı oldu ve 112. dakikada Galatasaray puan kaybetti. Devre dışı kaldı. Bak puan kaybedebilir. Galatasaray kazanmayı hak etmeyebilir. Hocam şunu kabul ediyorum. Hepsini kabul ediyorum. Konuyu şöyle açalım. He. Neden bu çifti yarattı? Baskı. Baskı. Çünkü içinden diyor ki, niye golü o zaman iptal ediyor? Söylüyorum. Yani. Alper Ulusoy ve bazı hakemler federasyonun talimatıyla Riva'da kalıyorlar. Riva'da çok yanlış şeyler olduğunu hissediyorum. Duyuyorum, ispat edemem. Hissediyorum, duyuyorum. Bunun ispatı yok. Çirkin şeyler oluyor Riva'da. Demek ki Alper buraya gelirken, bu maça çıkarken sakın ha, sakın ha. Galatasaray seninle kazanmasın. Bu zamana kadar hocam, bak bir şey anlatacağım. Söylüyorum ben. Bu zamana kadar içimizde hepimiz top oynadık. Çok şeyler duyduk. Yandan bir rakip futbolcunun hakeme küfür ettiğini, görüyor hakem, görmezden geldiğini. Aman başım belaya girmesin, aman falan dediğini çok tanık olmuştuk hepimiz. Ben menajerken de tanık oldum futbolcumuza, değil mi? Hakem mesela bir futbolcu, aman dövme. Bunu istese görmez. 8 saniye 10 saniye değil mi? Hiç umurunda değil. O istese görmez değil. Hayatım Sinancığım bugün Şampiyonlar hocam, Ligi'nden Dünya Kupası başka, finallerine kadar. Hocam bak 8 şurayı, saniye çok abartılı olacak. Hocam, yani dünyada bak, hiç böyle bir pozisyon görmedim hocam. Teknik olarak hakemle ilgili ilahi adalet hakemen derken bunu söyleyeyim. Hakemin ayağına doladı diyorum, dolandı. Çünkü sen orada golü verdin. İptal ettin. Herhalde ya dördüncüden ya birisinden. İşte bu kulaktan bu kulaklık konuşmaları var ya hocam. Çok saçma var. Bunları aslında dinlemek lazım. Yani dinletme insanlara, bütün kamuoyuna bu kulaklıkta ne konuşuluyor saçma. Acaba orada o ne konuşuldu? Bunu niye verdi? Çünkü bunu verdi. Bunu verdiğinde de ve tereddüt etmeden de, bak tereddüt etmeden de tak diye penaltıyı da verdi hocam. Şimdi bir. Penaltıya lafım yok. Penaltı, hayır, bir dakika dur. Şunu yapabilirdi isteseydi. Penaltıyı vermezdi. VAR'a çağırttırdı, VAR'a verdittirirdi. Bak. Ama penaltı açık mı? Hayır, penaltı, hocam, penaltı açık. Bir dakika dur abi, neleri gördük? Yok, yapmayın. Penaltı. Çok gördük pozisyonları. Ben adamın yapısını söylüyorum. Şey, penaltı olduğunu gördü. Görmesine rağmen vermeyip VAR'ı beklerdi. Aynen diyorum. Bakın, diyorsun ben bu mantığı diyorum. Ha, bu da yani bir hocam, şeytanlık diyorsun. Buradaki, evet. Buradaki ne? Çünkü niye? Çocuk ya kötü hakem ya kontrolünü kaybetti. Dağıldı. Demolize oldu. Evet. Çünkü
3-2 orada aynen, ulan aynen. Dedi ki ben ne yaptım dedi. Yanlış yaptım. Çünkü onu vermek zorunda aynen kaldı. Ve hiç tereddüt etmeden direkt penaltıyı geçiştirmedi. Yani söylüyorum. Hedefi oydu zaten Sinan abi. Hedefi Galatasaray'a gol yedirmekti. Onun için sahaya çıktı bu hakem. Galatasaray'a gol yedirmek için çıktı sahaya. O zaman Antep'in golünü iptal etmezdi. Mecbur kaldı. Hayır. Mecbur kaldı. Mecbur kaldı. Müsaade edebilir misiniz? Mecbur kaldı. Müslüm Özlem. Hocam. Gaziantep Futbol Kulübü As Başkanı birazdan canlı yayınımız olacak. Türk Telekom'da tuhaf şeyler oluyormuş. Olur olur. Birazdan normal. As Başkan yayınımız normal olacak. Fatih Terim'in açıklama yapması bekleniyor. Ertem'ciğim bak. Fatih Hoca'nın açıklama yapması hocam, bekleniyor. Şimdi bakın. Sen hakemsin. Hakem psikolo- insan psikolojisinden. Bir adam bir dakika evvel bir golü iptal ediyor. Tartışma oluyor. Bir dakika sonra yoktan dünyada hiç verilmeyen bir çift vuruşu vermesinin psikologlara falan sormak lazım. Ben psikoloğa sorma, bana sor. Sana sor. Niye soruyorum? Söylüyorum. Çünkü niye üstürüyorum? Niye veriyorsun? Çünkü bunun gol olacağını ve penaltı olacağını da tahmin etmedi bu çocuk. Müsaade et anlatayım. Bir eyyam daha yaptı orada. Eyyam denmez buna bakın. Ben kötü hakem bile. Bakın. Bizi izleyen milyonlarca insana sesleniyorum. Dünyanın en kötü hakemi bile. En kötü hakem. Penaltıyı yanlış verir. Adamı bunu hep biz yaptık penaltı. Yanlış burada verdik. Bakın var arkadaşlar. Çok kötü vuruyor soğuk. Bu ne biliyor musunuz bu? Bu Riva'da hakemlere neler dendiğini orada olmadığım için bilemem. Bu ancak psikolojisi bir üst akıl tarafından karıştırılmış hakem yapar. Ben buradan 24 saat sonra Alanya-Trabzon maçını uyarıyorum Türkiye'yi. Alanya-Trabzon maçının hakemi Atilla Karaoğlan olamaz. Eğer Atilla Karaoğlan'sa bu işte bir iş vardır. Nasıl iş var? Net konuşuyorum. Ya, nasıl iş var? Yarın akşam göreceğiz. Hadi lan şimdi peki soruyorum. Bir dakika şimdi şunu söyleyeyim. Müsaade edin. Müsaade edin abi. Hakem hatasıyla Trabzon maç kazanır. Ne olacak? Ne diyeceksin? Bir dakika dur. Hocam sen şimdi şunu söyle. Müsaade edin. Bu hakem maça giderken, sen de maça giderken, yıllarca MHK'den giderken sana telkin yapıyorlar mı? Yapamıyorlar. Asla. Bir. Bu hakeme giderken aman dikkat falan filan dedilerse yarın bu hakemin hakemi ne bitebilir? Bitecek zaten. Bir dakika dur. Bitebilir. Bu hakemlik yapmasın zaten. O zaman ya. O zaman çıkıp hakemlik bu çocuklar yapmasın, bu o zaman bu çocuklar niye söylemiyorlar abi? Bize böyle bir telkin geldi. Biz bunu yaptık ama benim hakemliğimi bitirdiler. Niye demiyorlar Sinancığım, o zaman? Sinancığım telkin var. Bak yani Sinan bak hepinizi yanlış bir. Evet. Telkin şöyle yapılmaz. Alper, anlamadım yarın hocam. Galatasaray maçına gidiyorsun. Ya bu, Galatasaray seninle kazanmasın. Mümkünse takdir haklarını Galatasaray kullan demez. Aleyhine kullan demez. Şöyle biraz kısalım arkadaşlar. Biliyorsun bu Fatih Terim'le biz problemler yaşıyoruz. Bu Galatasaray şu oldu. Biraz. Aman falan oyuma çekmek denir buna, oyuma çekmek. Ya bugün dikkat et. Çocuğuna otur oğlum ders çalış demezsin. Evladım başarılı olmak istiyorsan biraz daha fazla. Hocam. Biraz şimdi bak tekrar söylüyorum. Türkiye'ye soruyorum. Biraz Atilla Karaoğlan'ı yolda gördüğünüz an tanıyan futbol seyircisi Cüneyt Çakır tanır mısınız? Sanırsınız. Mete Kalkaman'ı tanırsınız. Tifat Aydınus'u tanırsınız. Alper evet. Ulusoy'u tanırsınız. Hüseyin Güy, Atilla Karaoğlan'ı işte. Ben eski bir hakem olarak işte. Ben tanımıyorum. Ama ben tanıyorum bu çocuğu. Ben, ama A tanıyorum diyorsun tanıyorum. İşte. Tanıyorum. Ama şimdi hedef tahtasına koyuyoruz. Ben hedef tahtasına koyuyorum. Yok, ben takımları hedef sen tahtasına koyan MHK olduğu sürece hocam, ben de hakemleri birazdan esas bunların hocam, ağa babalarını koyun. Tamam. Bana Zekeriya Alp'in resmini getir. Hocam, Zekeriya Başkan'ın. Hocam MHK'yi ve başkanını eleştirmekte sona kadar haklısın. Fakat şunu da söyle. Evet. Şimdi bu hakemi böyle ortaya attın. Yarın da dikkat kestirdin. Evet. Şimdi bu çocuk yarın bir hata yaptı. Yapmayacaksınız. Bir dakika hocam. Hakemsin. Sen yapmadın mı hata? Yapabilir hocam. Ya da vardakiler hata yaptı. O hatayla Trabzon maç kazandı. Ne diyeceksin? Bu arada her an yayını kesebilirim. Çok özür dilerim. Ne diyeceksin? Yayını kesebilirim. Türk Telekom'a gidebilirim. Sence? Tabii ki. Bence. Nasıl edildi hocam? Boğdular. Ya hocam bizi dört aydır bağırıyoruz. Bize ekranı ettiler. Önce siz. Ağzına her an. Üst üste oldu. Bu da senin 11 Eylül'e benzemiyor mu? Yok. Bakın kardeşim. Türk Telekom'a gidiyoruz hocam. Git. Türk Telekom'da enteresan şeyler oluyor. Git orada. Olaylar varmış. Konuşacağız Ahmet Çakar. Bir bekleyelim. Sayın Müslüm Özmen, Gaziantep Futbol Kulübü As Başkanı. Sezgin Gelmez, söz sende.
Ertan Şener, iyi yayınlar diliyorum. Maçtan sonra biz Sayın As Başkanımı aldık ve o birinci bölge dedikleri bölgenin dışına çıkarttık şu anda ve kendisine sorularımız olacak. Evet, tribünde yaşanan bazı olaylardan bahsediliyor. Hem saha içi hem saha dışı. Şimdi onları soracağım. Öncelikle teşekkür ediyorum yayınınıza geldiğiniz için. Efendim, tribünde ve sahada siz net olarak gördünüz. Neler yaşandı, bunları sormak istiyorum. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Beyaz TV'ye de ben Türk futboluna verdikleri canlılıktan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi katkıları oldu. Tabii biz maçı konuşmak isterdik ama maalesef maç esnasında yaşanmasını istemediğimiz olaylar oldu. Tabii biz bugüne kadar hakemler hakkında hiç konuşmadık. Sadece bir Gençler Birliği maçında itirazımız olmuştu. Hakem camiasına gerçekten saygımız sonsuz. Hala da bu saygımız devam ediyor. Ama bizim tek şeyimiz baskı altında olup gördüklerini çalsınlar. Yani bu bizim lehimize de olabilir, aleyhimize de olabilir. Tabii bir takım seyircisiz maçta... Size göre ne hakem hataları yaşandı efendim? Yani iptal edilen golde, bir takım faullerde Galatasaray lehine çalınması... Yani inanılmaz şekilde oyunu soğuttular. Onlara maalesef hiçbir uyarıda bulunulmadı. Fatih Terim hoca, o da saygı duyduğumuz bir hoca ama yani yedek kulübesinde 4 kişi birden maç idare ediyorlar. Bizden birisi kafasını çıkardığı anda hemen uyarılıyor. Tabii bunlar çok lüzumsuz detaylar ama güzel bir maç oldu. Tabii orada tartışmalar esnasında Necati Hoca bizim yardımcı hocalara yürümeye kalktı. Hatta o atlayıp dövmeye geliyordu. Ben sakinleştirmek için, çünkü maçın bir kısmını ben aşağı indim, birlikte seyrettim. Baktım ortam gergin, bizimkilere de sahip olayım diye Abdurrahim Başkan'ın yanından ayrıldım ve aşağıda maçı seyretmeye devam ettim bençin arkasında. Tabii o esnada ben aralamak için hem bizimkileri sakinleştireyim, hem bizim hocamıza sahip olayım, hem onları sakinleştireyim. Ama hiç kimsenin gözü hiçbir şeyi görmedi, üzerimize doğru geliyordu. Orada sağ olsun hem güvenlik görevliler hem sağduyulu Galatasaraylı arkadaşlarımız bunu engelledi. Biz tabii ki şuna ben hayret ediyorum. Şimdi biz Anadolu'nun güzide bir kulübüyüz ve çok ciddi yatırımlar yaptık. Ve futbolu seven bir şehiriz ve artık biz de varız diyoruz. Biz önümüzdeki Galatasaray olmuş, Trabzon olmuş, kim olursa olsun biz her maçımızı defalarca söyledik. Her maçımızı final havasında oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz. Çünkü iyi bir takımız, keyif veren bir futbol oynuyoruz. Bunu da hiçbir şeyin engellemesini istemiyoruz. Ama şöyle bir algı var. Bir bakıyorsunuz bir takımla oynuyorsunuz, şampiyon oldunuz. Ya ben şampiyon, belki şampiyon olurum ama ben her maçı kazanmak için çıkıyorum ve her maça asılacağım. Bizlerin yönetim olarak sorumluluğu var. Benim futbolcularım orada binlerce kilometreden uzaklardan gelmişler. Ailelerine bir gelecek hazırlamak için burada emek veriyorlar. Efendim, onlar da emeğinin karşılığını almalı. Şunu sorayım size. Bunlar olayları şu anda izleyenler görmedikleri için soruyorum ben size. Bunlar ne zaman çıktı ve size hani saldırdı dediğiniz kişiler ya da hocalar kimlerdi? Kulübe, yani ben Necati'yi gördüm bariz olarak. Necati Hoca'yı gördüm. Tabii bunlar maç heyecanıyla olabilecek şeyler. Biz bunları hoş görüyoruz. Ama bize şu tepki çok yanlış. Şampiyon mu olacaksınız? Ya ben puan almaya geldim. Kim söyledi efendim bunu? Ya bunu hem Galatasaray yöneticilerden bazıları söyledi, hem oradaki diğer aşağıda bençte oturan teknik heyettekileri. Böyle bir şey var, algı var. Ya ben bırakacağım mı yani Galatasaray? Şampiyon mu olacaksınız? Bana ne yani? Ben puan almak zorundayım. Benim bir camiam var, benim hedeflerim var. Türk futbolu bu şekilde gelişemez. Yani kim ki düşecekmiş, kim şampiyon olacakmış? Bana ne, ben düşmeyi düşünmüyorum bile. Eğer oynayamazsam düşerim ama gidebildiğim yere kadar da gitmek istiyorum. Peki burada bazı kişilerin, Necati Hoca diyorsunuz, sizin üstünüze geldiği. Ya ben şimdi geldiği... tabii şöyle, camialar arasında bir gerginlik olsun istemiyorum. Galatasaray Kulübü nihayetinde Türk futboluna yeri olan bir kulüp. Yani biz, kimse tek başına bir şey yapmıyor. Eğer bugün Galatasaray varsa, Galatasaray bugün ilgi görüyorsa, bunda Gaziantep'in de emeği var, Rize'nin de var, Ankara Gücü'nün de var, Antalya'nın da var. Hiçbir şey tek başına olmuyor. O zaman bırakalım, 4 takım oynasın. Yani bu tip tepkiler çok yanlış. Ben sadece onu söylemek istiyorum. Bu Türk futbolunda yıllardır var. Yıllardır şampiyon mu olacaksınız? Şampiyon oldunuz. Şampiyonlar Ligi kupasını... Ya ben emek veriyorum. Benim oyuncularım işine saygı duyuyor. Ben de yaptığım işe saygı duyduğumdan ötürü de bu işi başarmak istiyorum. Bize 2,5 milyonluk bir şehre karşı bir sorumluluğumuz var. Yaptığımız işi iyi yapmak zorundayız.
Hemen stüdyoya dönelim. Ertem Şener, Sayın As Başkan'ın açıklamaları bu şekildeydi. Bizi kırmadı. Stadın oldukça dışında bir bölgedeyiz. Sizin ya da yorumcularımızın bir sorusu varsa iletelim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan'a da Müslüm Özmen Beyefendi'ye çok teşekkürler. Bizleri kırmadı. Yoruldu oraya kadar. Çok çok teşekkürler. Sevgiler, selamlar.